Parçada Crouch'un sanat anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bernardo Crouch'a göre sanat eseri sanatçının bir kerelik ruhsal, duygusal bir yaşantısının ürünüdür. O eseri alımlayan ve değerlendiren kişilerin sanatçıyla aynı duyguları yaşaması imkansızdır. Eseri alımlayan her bireyin eserle ilgili yaşantısı kendisine özgü olacaktır. Dolayısıyla herkes eserle ilgili farklı bir yargı verecektir. O halde evrensel estetik yargılar Yoktur hocam. Çünkü kişileri kendilerine göre değerlendirecek, kendilerine özgü kararlar verecek. O halde sanat dediğimiz şey özneldir, özgüdür ve aynı zamanda Bernardo Croce'a göre yaratıcıdır. Şimdi şıklara bakalım hangisi vurgulanmıştır. Adana estetik değerlerinin kişiden bağımsız olduğunu, nesnel olduğundan bahsedildi mi? Hayır. Peki Bursa evrensel estetik yargılara ulaşabileceğini söylüyor muyuz? Hayır. İşte az önce parçada bahsedilen bunun tam tersiydi. Peki Ceyhan, güzelliğin mutlak yani evrensel olduğundan bahsediyor muyuz? Hayır. Peki ortak ve evrensel estetik yargıların bulunmadığını söyleyebilir miyiz? Vurgulanan şey bu mudur? Evet hocam. Edirne'ye de bakalım. Sanatın çıkar gözetmeyen bir beğeniye dahil olduğundan bahsettik mi? Hayır, cevap denizi. Parçada Schiller'in sanat anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Schiller'e göre oyun ve sanat arasında büyük benzerlikler vardır. Örneğin oyun çocuğun toplumsallaşmasını, özgüven kazanmasını sağlar. Çocuk oyun aracılığıyla kendisini daha rahat ifade etmesini, başkalarını etkilemesini öğrenir. Ama çocuk bu yaraları elde etmek için değil, oyun olsun diye oynamak için oynar. Aynı şekilde sanatçı da ahlaki ve toplumsal bir fayda için değil, yalnızca sanat için sanat yapar. Değerli arkadaşım Schiller oyun olarak sanatın temsilcisidir. Dolayısıyla oyun ile sanat arasında bir ilişki olduğunu düşünür Ama burada vurguladığı temel bir şey var. Oyunu oyun olsun diye oynamak, sanatı sanat için yapmak. Dikkatinizi çekmek istediğim şey bu. Şimdi şıklara bakalım. Adana. Sanat sanatçının hayal gücüne dayalıdır. Hayal gücünden bahsetmedik ki yaratıcı olarak sanat bundan bahseder. Ele gitsin. Bursa. Sanat ve oyun insanı gündelik sıkıntılarından kurtarır. Oyun olarak sanat bunu söyler. Gerçekten çok güzel bir şık olmuş. Ama bu parçada bu bahsedilmeyen bir özelliktir. Dolayısıyla eleyelim. Ceyhan, sanat doğal güzelliklerin yansıtılmasıdır. Taklit olarak sanat bundan bahseder. Ele gitsin. Denizli, sanat ahlaki ideallere ulaşmayı sağlayan bir etkinliktir. Ne burada diyelim ki Aristo var ya da ne Kant var. Dolayısıyla bunu söyleyemez ki parçada ahlaki ideallerle ilgili bir şey yoktur. Edirne, sanat da oyun gibi amacı kendi içinde saklı olan bir etkinliktir. Öyle midir? Evet. Bakın sanat ve oyunun arasında bir benzerlik kurdu. Amacını nereden çıkarıyoruz? Sanat, sanat için olduğunu, oyunda oyun olsun diye bir çıkar gözetmek için yapıldığından çıkardık. Cevap Edirne. Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe disiplini olarak estetiğin sorguladığı temel kavramlardan birisi değildir? Güzel, beğeni, sanat, hoş, estetiğin kavramlarıdır. Ama adalet, siyaset felsefesinin kavramıdır. Cevap Edirne. Parçaya göre beğeni aşağıdakilerden hangisi konusunda yargıya varılmasına yardımcı olur? Beğeni, insanın sanat eserlerinin ve doğal varlıkların estetik açıdan değerli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olan bir yetidir. Bu yeti sayesinde insan, sanatsal nesnelerin belirli ölçütlere göre değeri hakkında yargıya varır. Yani bizler beğeni sayesinde ne yapıyoruz? Estetik kararlar veriyoruz. Peki beğeni de ile ilgili verebiliriz? Bilgiyle mi ilgili, diyelim ki sanatla mı ilgili ya da ahlakla ilgili mi? Tabii ki sanatla ilgili. Sanatla ilgili ne diyebilirsin hocam? Ya güzel dersin ya da çirkin dersin. Şimdi bakalım Adana doğa ve doğaüstü olaylar hakkında bir beğeni sana yardımcı olur mu? Olmaz bir kere doğaüstünün ne alakası var? Güzel ve çirkin nesneler mi? Tabii ki beğeni ona yarar. İşte bunu beğendim, bunu beğenmedim gibi. Peki doğru yanlış bilgi felsefesi olsaydı eyvallah. Yararlı yararsız faydalı faydalı şeyler yok. Peki iyi kötü ahlak olsaydı eyvallah. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Parçaya dayanarak Aristoteles'in güzellik anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aristoteles, Platon'dan farklı olarak formu nesnelerden ayrı bir şey olarak değil de nesnede bulunan ve onu her neyse o yapan şey ona şekil veren yapı olarak tanımlar. Bu nedenle güzelliği de ayrı bir dünyada bulunan ideal bir varlık olarak değil nesnelerin biçimindeki oran, orantı, yapısındaki uyum ve harmonide açıklar. Yani Aristo, Platon'dan farklı olarak nesneler ve idealar dünyası olmadığını, bir dünya varsa o da nesneler dünyası olduğunu söyler. Bunu nerede söylüyordu? Varlık felsefesinde söylüyordu. Aynı zamanda bilgi felsefesinde söylüyordu. Şimdi de sanat felsefesinde diyor ki bir şeyin güzelliği onun içindedir. Başka bir dünyada değildir ve güzelliğin ölçütlerini oran orantı ve harmoni olarak açıklar. Şimdi şıklara bakalım. Adana, maddeci bir görünüştür diyebilir miyiz güzellik anlayışı? Hayır hocam, kendisi maddeci değil ki. Peki hazzı ön plana alır mı? Aristoteles Epikuros olsaydı evet. Burada hayır. Ceyhan'a bakalım. Güzelliğin göreceli olduğundan bahseder mi? Ona göre oran orantı, uyum ve harmoni olduktan sonra güzellik nesneldir, göreceli değildir ele gitsin. Denizli güzellik anlayışı ile varlık anlayışı birbirine paralel ve tutarlıdır. Evet öyledir ki bilgi felsefesi görüşü de birbirine paralel ve tutarlıdır. Peki Edirne'ye bakalım. Güzellik görüşü açısından idealist, varlık görüşü açısından da maddeci midir? Tam tersine varlık görüşü açısından idealisttir. Güzellik görüşü açısından da taklit olarak sanatı savunur. Dolayısıyla bu tamamen yanlış olmuş cevap Denizli. Parçada estetik yargılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Estetik yargılar bilimsel yargılardan farklıdır. Bilimsel yargıların kanıtlanarak doğruluklarının gösterilmesi mümkündür. Oysa estetik yargılar temelde kişisel beğeniye dahil oldukları için doğrulanmaları veya yanlışlanmaları mümkün değildir ki sanatta ya da estetikte şöyle estetikle yazalım buraya doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur ki güzel ya da çirkin diye bir şey vardır. Benim beğendiğimi sen, senin beğendiğini ben beğenmem. Hadi o halde açıklara bakalım. İspatlanabilirliklerini mi tartışıyoruz? Hayır hocam. Bilgisel unsurlar olduklarını? Hayır. Evrensel olduklarını? Nesel olduklarını? Hayır hiç tartışmadık. Peki öznel unsurlar olduklarını söyler miyiz estetik yargıları? Tabii ki hocam. Bana göre sana göre derken onu kastediyorduk. Cevap Edirne. Parçaya göre estetik değerler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Estetik değerler konusunda bazı estetikçiler kişiye bağlı bir görüş ortaya koyarlar. Buna göre bir sandalye hakkında bu bana göre sandalyedir demek saçmadır. Ancak söz konusu nesne örneğin bir tiyatro oyunu ise bu oyun bana göre güzeldir demek hiç de saçma değildir. Yani neyi diyor? Örneğin diyelim ki burada nesne bir nesne duruyor. Bu nesne var mı yok mu demek saçmadır diyor. Ama bu güzeldir ya da çirkindir demek hiç de saçma değildir. Çünkü bu güzellik ve çirkinlik kişiye göre değişir. Kişinin yorumudur. O yüzden saçma değil. Şimdi bakalım Adana sanat eserinin değeri doğal nesnelerin yansıtmadaki başarısına. Yansıtma ve taktikten bahsettik mi? Yok. Eleyelim gitsin. Peki Bursa sanat eserlerinin değerini algılayan özneyle ilişkisinde mi bulurlar? Evet hocam hem yorumumuza belirttik hem de bunu parçadan çıkarabiliriz. Ceyhan'a bakalım. Estetik değer sanat eserinin iç uyumu, iç uyum ve ahlakten bahsettik mi? Hayır. Peki estetik değerler nesnel değerlerdir. Hayır adam burada diyor ki kişiseldir diyor. Kişiye göre değişir. Dolayısıyla ele gitsin. Güzellik estetik nesnenin kendisine ait bir değerdir. Hayır güzellik estetik nesneyi yorumlayan özneye göre değişir. Parçaya göre. O yüzden cevap Bursa'dır. Platon'a göre sanatçı doğal varlıkları ve güzellikleri taklit ederek öykünerek eserini oluşturur. Öykünmede sanatçının kullandığı malzemenin çeşitliğine göre de farklı sanat dalları ortaya çıkar. Örneğin renkler kullanıldığında resim, ses kullanıldığında müzik gibi. Platon'a göre sanat nedir? Oyun mudur? Yaratma mıdır? Uyum mudur? Yarar mıdır? Yansıtma mıdır? Evet yansıtmadır. Hocam nereden çıkardınız? Bakın taklit diyor. Bakın öykünme diyor. Yansıtma da kopya olduğuna göre Platon'a göre sanat bir yansıtmadır. Cevap Denizli. Parçaya dayanarak Platon'un estetik anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Platon'a göre güzellik idalar dünyasındaki en yüksek ideal olarak aynı zamanda iyidir, iyi ile de özdeştir. Bu nedenle Platon sanat eserlerinin yalnızca hoş duygular uyandırmasını değil, aynı zamanda insanı iyi eylemlere, erdemli bir yaşama yöneltmesini ister. Bunu bir eserin estetik açıdan değerli kabul edilmesinin de bir koşulu olarak öne sürer. Yani Platon'a göre sanat da, iyi de aynı şeydir ve ikisi de özdeştir. Sanatın amacı ahlaki ve erdemli olana yöneltmesidir diyor. Şimdi bakalım Adana sanatın toplumsal veya ahlaki hiçbir işlevi olamaz olmalıdır diyor. Ele gitsin. Bursa sanat doğal güzelliklerin yansıtmadan ibarettir. Çok güzel bir şık şey olmuş. Bu Platon'un aslında bir görüşü olabilir yansıtma. Ama bu parçada söylenen değil. Diyor ki sadece doğal güzellikleri ortaya koymak değildir. Nedir? ahlaki olana yöneltmektir. Nedir? İyi olandır diyor. O halde ele gitsin. Ceyhan, güzel bir sanat eserinin ahlaksal açıdan da insanı yetkinleştirmesi gerekir, olgunlaştırması gerekir. Aradığım cevap sensin arkadaşım. Denizli'ye bakalım. Bir sanat eseri güzellik iddiasına benzediği ve yaklaşabildiği ölçüde değerlidir. Harika yine bir şık olmuş. Bu Platon'un gerçekten görüşüdür ama parçadaki görüşü değildir. Peki Edirne, sanatçı doğal nesneleri taklit ederek eserini oluşturur. Taklitçilik Platon'a aittir ama cevap değildir. Cevap Ceyhan. Parçaya dayanarak modern felsefenin güzellik anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Modern felsefede güzellik nesnelere belirli bir biçimde bakışımızın bir sonucu olup kişinin duygularına özellikle beğeni duygusuna bağlıdır. Bu çerçevede güzellik çıkar gütmeyen bir beğeni duygusu ya da hazla tamamlanan izlemeden başka bir şey değildir. Yani beğeni dediğimiz şey bizim duygularımızın üründür özneldir dolayısıyla e, kişiye göre değişkenlik gösterir şimdi bakalım ne söyleyemez öznel olduğu söylenebilir mi tabii ki öznel olmayan mutlak da değildir özne olan görecelidir öznel olan kişiye göre değişme demektir ama evrensel demek değildir cevap edirne Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir sanat İnsanın duygu ve düşüncelerini diğer insanlara iletmek için icat ettiği bir araçtır. Öyleyse iletişim araçlarında olduğu gibi tüm insanlarca paylaşılan ortak bir anlamı olmalıdır. Yani evrensel olmalıdır, yani genel olmalıdır diyor. Şimdi bakalım Adana estetik yargılar öznel ve görelidir. Hayır diyor ki ortak olmalıdır, herkese paylaşmalıdır diyor. O zaman öznel olamaz. Bursa'ya bakalım. Sanat eserlerinin anlamı ve değerine ilişkin evrensel yargılar verilebilir. Aynen öyle hocam. Bakın buradan çıkardık ve yorumda da söyledik. Ceyhan'a da bakalım. Sanatçı eserini doğal nesneleri taklit ederek taklitten bahsetmedik. Sanatçının duygularını ifade ederken kullandığı malzemenin çeşidine göre farklı sanat dalları ortaya çıkar da demedik. Sanatçının amacı doğadaki güzelliği ortaya çıkarmak da demedik. Dolayısıyla cevap her türlü bursa. Parçaya dayanarak Aristoteles'in güzellik anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aristoteles'e göre güzelliğin ölçüsü oran, orantı ve simetridir. Bir varlıkta orantı ve simetrinin belirlenebilmesi için varlığın baş ve sonunun kavranabilir olmasına gerektirir. Aristoteles bu nedenle uçsuz bucaksız çölleri, yüce dağları, engin denizleri güzel bulmaz. Çünkü bu ve benzeri varlıklar bir defada algılanamayan dolayısıyla estetik dışı varlıklardır. İlginç bir güzellik anlayışı varmış. Şimdi bakalım hangisine ulaşamayız? Adana Güzelliği matematiksel olarak belirler mi, ifade eder mi? Evet hocam bakın oran orantı konusunda neredeyse girecek. Ele gitsin. Bursa bir varlığın güzel sayılabilmesi kavranabilir büyüklükte olmasını gerektirir. eve bakın çölleri güzellikten saymıyor, yüce dağları güzellikten saymıyor. Güzel bunu da eledik. Ceyhan, bütünüyle kavranamayan varlıklar estetik değerlendirmeye konu olmaz. Az önce söyledik. Denizli güzellik doğal nesnelerin yansıtılmasıyla ortaya çıkar parçada yansıtmaktan taklitten bahsetmedi. Dolayısıyla cevap Denizli. Edirne'ye de bakalım. Tamamı bir defada algılanamayan doğal nesneler güzel olamaz. Bunu Ceyhan'da da belirttik. Dolayısıyla bu da ulaşılabilir bir sonuçtur ama Denizli'ye ulaşamayız. Cevap Denizli.